5 dakikada adaletten herkese merhaba. Bundan sonra her hafta 5 dakikaya Türkiye'nin ağır insan hakları ihlali gündemlerini, yargıyı, adaletle ilgili gelişmeleri sığdırmaya çalışacağız. İlk başlık belki en son tartışmalardan başlamak gerekir. Bilindiği gibi Yüksel Caddesi'nde uzun süredir KYK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yapmaya çalıştıkları ve sürekli gözaltına alındıkları muhtat olarak basın açıklamaları var. Bunlardan birinde Merve Demirel adlı öğrenci de gözaltına alındı ve gözaltına alınırken cinsel saldırı iddialarına neden olan vahim bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf gerçekten kötü ve soruşturulması gerektiğini konunun gösteriyor. Ancak tabii alıştığımız bir dille önce Ankara Emniyeti sanki bir gerekçeymiş gibi İşte babasının FETÖ'cü olduğuna yönelik bir açıklama yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisimizi ezdirmeyiz diyerek babasının FETÖ'cü, işte yakınının DHKPC'li olduğunu, ellerinde çok önemli bir evrak olduğunu söyledi. Oysa ki bizim hani uzun yıllardır tartıştığımız cezasızlık tam da bu başlıklar üzerinden konuşulması gereken bir şey. Yani kişinin kendisi örgüt üyesi olsa ve bununla ilişkin çok mutlak kanıtları olsa bile o beden bütünlüğüne dokunulamayacağını, dokunulduğu an bir soruşturma ve cezalandırma sürecinin işletilmesi gerektiğini sürekli ve sürekli akademisyenler, gazeteciler, aydınlar söylüyorlar ama çok mesafe alamadığımız ortada. Bir başka başlık Gezi iddianamesi. Anadolu Ajansı'nın haberinden öğreniyoruz ki uzunca bir süre sonra 16 kişi hakkında, aralarında tutuklu Osman Kavala da var, ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle bir iddianame hazırlandı ve mahkemeye gönderildi. Tabii burada da şu garip, bu soruşturma aslında cemaatle bağlantılı savcıların Gezi döneminde açtığı dosyalar üzerinden yürütüldü. Bu dosyalar tekrar canlandırılarak yürütüldü. Daha önce takipsizlik verilmiş konular da bunun içinde ve Türkiye'deki bütün Gezi eylemlerinin finansını ve planlamasını tiyatro oyunuyla, işte parayla yapıldığı söyleniyor. Yani hakikaten böyle bir etki gösterilebiliyorsa sokağa çıkarabilmek gibi insanları bütün Türkiye genelinde, hani keşke parti kursalarmış, belki siyasette de çok büyük başarı elde edebilirlermiş diyoruz ama göreceğiz ne gibi kanıtlar ortaya konuldu. Bir başka başlık, her birinin nasıl mesleği yaptığına kefil olabileceğimiz gazeteci büyüklerimizin, arkadaşlarımızın cezalarının onandığı Cumhuriyet davası. İstinaf Mahkemesi sürpriz biçimde ve çok hızlı bir biçimde dosyayı görüşerek cezaları onadı ve 200 sayfalık itiraz dilekçesini, içinde onlarca somut kanıt olan itiraz dilekçesine tek paragraflık bir yanıt verdi. Yerel mahkemenin bütün kararları yerindedir, kanıtları doğru değerlendirmiştir diye. Göreceğiz ne kadar doğru değerlendirdiğini. Ancak şunu biliyoruz ki çok ciddi bir anayasa ihlaliyle ilgili bile bir gerekçe ortaya koymuş değil İstinaf Mahkemesi. Çünkü dilekçede 5 yılın altında ceza alanların cezasının onanması durumunda hemen cezaevine girmeleri gerektiği belirtiliyordu ki öyle olacak. Ama 5 yılın üstünde alanların Yargıtay'a temiz başvurusunda bulunma hakları var. Ve bu temiz başvurusu olumlu sonuçlanırsa davanın bir bölümü bozulmuş, bir bölümü ise cezasının infazı tamamlanmış hale gelecek. Bu kadar vahim bir duruma rağmen Anayasa Mahkemesi'ne götürmediği gibi neden götürmediğini açıklama gereği de duymadı İstinaf Mahkemesi. Bir başka başlıkta belki o rutin mutat gündemlerden Barış Çin akademisyenler yargılamaları. Dün 27 akademisyene daha ceza verildi. Aynı metni imzalayanlardan bir bölümü için 1 yıl 3 ay ceza verip ceza ertelenirken bir bölümü 2 yıl 3 ay ceza aldı ve hiçbir erteleme yoluna gidilmedi. Aradaki fark nedir? Sadece aynı metinden yargılanırken nasıl bu fark ortaya çıkabiliyor? Çok akıl almıyor ve belki çok uzun tartışılması gereken bir konu. Leyla Güven açlık grevinde artık çok kritik aşamalara gelmiş durumda. Şebnem Korur Fincancı da son muayeneden sonra durumunun kritik olduğunu ve tedaviyi kabul etmediğini söyledi. Bununla ilgili yapılan eylemlere de izin verilmemesi hali sürüyor. Çokça başlık var ama belki en önemlileri bu hafta bunlardı. Umarım önümüzdeki hafta çok daha az başlık olur. Çok sınırlı konuları daha uzun konuşma şansımız olur. Herkese iyi bir hafta diliyorum.